İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass hataları hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass, Microsoft ile birlikte artık abonelik sistemini uzun bir süre önce geçerek kullanıcılara aylık ödenecek belli miktarlar karşılığında kendi kütüphaneleri üzerinden belli başlı oyunları aylık, haftalık, daha uzun sürelerle barındırarak ödenilen abonelik tutarları karşılığında kullanıcılarına sunan bir platform. Platform içerisinde her türlü kategoriye ait ürünler var, oyunlar var. Bunlara değinmek gerekirse buradan görebiliyoruz. Spor oyunlarından hani aksiyon oyunlarına, savaş oyunlarına, Japon RPG oyunlarına kadar veya simülatör oyunlarına kadar ya da korku oyunları da var mesela Hellblade. Yani korku teması olan bir oyun. Onun dışında her yaş grubuna göre oyunlar var. Araba yarış oyunları veya çocuk oyunları gibi birçok kategori mevcut. Güzel bir platform, yani ücretleri de makul olduğu için tercih edilebiliyor. Fakat uygulama bazı durumlarda garip hatalar verebiliyor. Mesela vermem gerekirse ben bu hata yüzünden kendi aboneliğimi maalesef ki iptal ettirmek zorunda kaldım. Bir güncelleme de gelmedi bununla alakalı. Hani cihazımdandır diye düşündüm. Fakat cihazıma gerekli işlemleri yapıp hani tamirini vesaire yenileme işlemlerini gerçekleştirmeme rağmen bir fark olmadı. Aldığım hata oyuna girdiğim zaman özellikle EA oyunlarında EA Launcher'ın çok sık bir şekilde hata vermesiydi. Açılmamasıydı. Oyunu kaldırıp tekrar yüklediğimde oyunların belli başlı dosya yenileme, dosya silme ya da örnek veriyorum oyunu indirdiniz, sildiniz. Farklı bir içeriği deneyip indirmeden maalesef ki FIFA'yı indiremiyorduk bir dönem. Bunu düzelttiler ama bazı hatalar mesela ekran kararması gibi ya da uygulamanın sürekli açılıp kapanma gibi hataları da mevcut. Bunlara değineceğiz. Şimdi öncelikle bir uygulama cihazınızda kapanıp açılıyorsa bilin ki o uygulamanın yükleme dosyalarında bir hata vardır veya dosya konumunda bir hata vardır. Onu tekrardan yüklemeniz faydalı olacaktır. Uygulama içerisinde ekran piksellenme durumları ya da oyun içerisinde bu tarz problemler varsa, oyunlarda açılmama gibi bir durum varsa muhtemelen cihazınızdaki ekran kartı donanımlarıyla alakalıdır. Donanım arızası olmadığı sürece bildiğiniz gibi hani su dökülmediği sürece bizim milletimizin bir tabiridir. Her türlü elektronik eşyanın yazılımı olan ürünlerin çözümü mevcuttur. Onun dışında Xbox Game Pass'te çözülebilen hatalar da mevcut. Bunlara değineceğiz. Öncelikle uygulamalar menüsünden Xbox'ı bulalım. Gelişmiş seçenekler diyelim. Buradaki izinleri istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Eğer co-op oyunlar oynamıyorsanız, ben oynamadığım için kapatıyorum. Hatta uygulamayı hiç kullanmıyorum bile diyebilirim. Şimdi oturum açma servislerini de eğer kullanıyorsanız açabilirsiniz. Belli başlı hataların önüne geçecek. Pil kullanımını yine bu menü üzerinden denetleyebiliyorsunuz. Her uygulamanızın güç tasarrufu vesaire açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi bizim belli başlı senaryolara göre uygulayacağımız ayarlar burada. Kullanmıyorsanız uygulamayı kaldırabilirsiniz. Yani bunun önünde hiçbir engel yoktur. Uygulama düzgün çalışmıyorsa ve uygulama verilerini kurtarma gibi bir düşünceniz yoksa, işte oyun save dosyaları olsun, belli başlı ilerlemeler olsun, oyun içerisindeki kazandığınız başarımlar olsun, sıfırla diyerek sıfırlıyorsunuz. Mesela bir oyundasınız veya Xbox Game Pass uygulaması açık ama takıldı kaldı, kapanmıyor. Buradan da aynı şekilde sonlandırabiliyorsunuz. Hani bu iyi bir seçenek olmuş. Yani görev yöneticisine de girmeye de gerek kalmadan buradan da yapılabiliyor. Uygulama düzgün çalışmıyorsa onarma seçeneği. Ben bu seçeneğin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Eğer uygulama düzgün çalışmıyorsa yeniden indirmenizi öneririm. Çünkü örnek veriyorum, Nisan ayında indirdiyseniz ve Mayıs ayında düzgün çalışmıyorsa onarma seçeneği hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü üretici belki de yeni bir güncelleme eklemiş olabilir. Onarma seçeneği de bu noktada hani o yenilemeyi yapmayacaktır. Bunları uygulamanız ardından durum değişmediyse Windows sürümünüzü yenilemenizi öneririm. Hani sıfırdan temiz bir medya kreatör ile USB bellek ile UEFI modunda bir Windows yüklemenizi yeniden tavsiye ederim. Neden tavsiye ederim? Çünkü Xbox Microsoft'a ait. Hani Microsoft'a ait olması sebebiyle de belli başlı hataları belki de Windows sürümünüzdeki oluşan
yazılım problemleri nedeniyle de yaşıyor olabilirsiniz. Hani bunların önüne geçmek için yenilemenizde fayda var diyebilirim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin kanalımıza yüklenebilmesi için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana ve ekip arkadaşlarımıza da bu tarz teknik problemlerde 118 58 numaralı teknoloji destek hattımız aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.